yeni bir kadraj, yeni bir setup, yeni güzel ışıklar ve yeni yapay zeka eğitim videoları. Bu yapay zeka eğitim videolarında bir tane misafirim var. Çok ilginç bir misafir. Onu göstereceğim size şimdi. Asus ZenBook Duo. Bu bilgisayar size çok ilginç gelecektir. Çünkü şu anda baktığınızda standart bir laptopa benziyor. Fakat klavyesi çıkıyor. 2 adet 3K dokunmatik ekran ortaya çıkıyor. Şu şekilde kendilerini dikeltebiliyoruz. Arkadan açtığımız klipsle bu şekilde koyuyoruz. 2 tane 3K 120 Hz'e kadar destekli Asus OLED ekran burada karşımızda. Üst tarafta çalışmanı yap, aşağıdakine sürükle, aşağıda işini yap, yukarıya sürükle. İşin bir de güzel tarafı, bunlar dokunmatik ekran olduğu için herhangi bir işin varsa burada onları da dokunmatik ekranla halledebiliyorsun. Çıkı 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 klavyeden yazarak çalışmaya devam edebiliyorum. Veyahut da altı parmakla bastığınızda kendi dijital klavyesi de kendi dijital klavyesi üzerinde açılıyor. İsterseniz oradan da çalışmaya devam edebiliyorsunuz. Bir de bunun kalemi var. Üstünde yazı da yazabiliyorsunuz. Bana sorarsanız mekan mekan gezen yeri geldiğinde mekan mekan gezen yeri geldiğinde bir kafeye bir mekana oturup orada içerik üreten yeri geldiğinde bir yerlere sunuma giden ve bu sunumlarında da görsel üzerinden yapmak isteyen insanlar için çok da rahat bir cihaz. 1,5 kilo bile değil, 1,35 kilo ağırlığında. Gücünü de aslında şu anda içindeki Intel işlemci üzerinden kazanıyor. Intel Evo serisi bir işlemci var içerisinde. Ultra 9'a kadar çıkan. Ultra 9'larda biliyorsunuz artık yapay zeka destekli çiplere geçtiler. Bu da farklı farklı yapay zekalar kullanmaya başladığınızda işlemcinin gücünü farklı taraflara havale ederek güç dengelemesi yapıyor. Bataryanın da ömrünü %30'a kadar uzatabiliyor. Bilgisayar bir ilginçlikler bilgisayarı. Peki bakalım bu ilginçlikler bilgisayarını biz ne işler için kullanacağız? Evet, yapay zekalarda öğreniyoruz. Üçüncü bölüme geldik. Bugün sizlere farklı bir uygulamayı göstereceğim. Sevgili arkadaşlar şöyle ekranda çevireyim. Alt tarafa bakarsanız üst tarafta video kaydı alıyorum. Alt tarafta bir illüstrasyon sayfası var. Neden? Son zamanlarda bazı yapay zeka sayfaları anlık olarak sizin yaptığınız çizimleri, bilgisayarın Asus ZenBook'un kalemini de aldım elime. Anlık olarak yaptığınız çizimleri anlık olarak yapay zeka görsellerine dönüştüren sayfalar çıkarttılar. Bunlar bayağı keyifli illüstrasyonlar sunuyor. İşin ilginci ben size bunları freepik.com üzerindeki bir yapay zekadan göstereceğim. Fakat ben bu videoları çekmeye hazırlanırken Microsoft Copilot'un yapay zekasının yakında bütün Windows'lara entegre olacağını ve ileride bütün Microsoft Paint'lerde bunun yapılabileceğini gösterdi. O yüzden siz bu videoyu izlediğinizde lütfen hem buraya bakın hem de kendi Microsoft Windows'larınızdaki Paint'lere bakın diyoruz efendim. Geçiyoruz illüstrasyonumuza. Şimdi önce biraz masamı toparlayayım. Şu ayrılabilir Bluetooth klavyemi bir kenara alayım. Bilgisayarımızın arkasındaki şu switch'i yatırayım. Bilgisayarı şöyle önüme, dikkat edin. Dikkat edin, bilgisayarı şöyle önüme tümüyle 180 derece açıyorum. Masamın üstüne koyuyorum ve adeta masamdaki bir kağıt kalem üzerinde çizim yaparmış gibi ekranıma girişiyorum. Şimdi şu an dediğim gibi freepik.com üzerinde biz çizimimizi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda herhangi bir prompt girmediğim için boş beyaz sayfanın içerisine 3-4 tane kuş atmış kendisi. Hemen şu Describe Your Drawing kısmına bir gireyim. Klavyemi aldım elime. A Beautiful Sunset olarak girdim. Şimdi öncelikle promptumu girdim. Dedim ki A Beautiful Sunset. Yalnız buraya bembeyaz bir ekran koyduğum için dikkat edin yukarıya yazdım. Yan tarafa bomboş uyduruk bir şey çıkartıyor. Şimdi ben bu sunset'i biliyorsunuz çocuklar hep defterlerini çizer. İki tane dağ çizerler böyle. Bakayım onu neydi? Onu da kuş zannetti şimdi. Bunu da koyayım. Bunu da ikinci bir kuş zannetti. Peki aşağıya böyle yeşil yeşil yapayım bakayım. Ay ne kadar utanıyorum şu anda. Videoyu izleyen... Ne, kuşlar ne alaka oğlum? Kuş konusunda inat ediyor ha. Peki şuraya da bir güneş koyayım. Bir böyle bir yuvarlak topak bir güneş olsun burada. Yani mavi bir kayanın üzerinde duran iki kuş da inat ediyor. Ben kuş değil onu dağ şekli olarak algılar mı diye düşünmüştüm ama algılamadı. Bakayım şöyle falan yapayım. Belki bunları dağ olduğunu anlar. Ha kayaya çevirdi. Dalgalanan bilmem nelerden bir kayaya çevirdi. Şöyle birazcık daha yuvarlağımı yuvarlak yapayım. Evet yuvarlam yuvarlak oldu. Biraz şöyle ince kırmızı çizgiler atsam gökyüzüne ne yapabilir ki? Heh, bak onları da bir şey zannetti. Yani buralara biraz daha mavi çizgiler atsam bunu daha güzel bir denize çevirir mi acaba? Daha böyle farklı renklerin olduğu. Çevirdi. Güzel. Arkadaşlar birkaç darbe vuruşuyla gördüğünüz üzere boktan bir resmi nispeten kabul edilebilir bir fotoğrafımsı bir görsele çevirmiş bulunuyoruz. Gelin başka bir şey daha deneyelim. Freepik.com üzerinde Sketch to Image'i kullanıyorum şu anda. Sildim burayı. Yukarıda Beautiful Sunset yazıyordu. Onu şöyle sileceğim klavyemden.
Ve bu sefer şöyle diyeceğim. A anime cyberpunk. Dur. Cyberpunk girl with a sword diyeceğim. Zaten yan tarafa öyle bir kızı çıkarttı bile şimdiden beyaz ekrandan. Çünkü yazdığım prompt'u oluşturmaya çalışıyor. Ha ama ben hadi farklı bir şeye gideyim. Önce şuradan bir kırmızı seçeyim. Bu bunun kırmızı saçıymış diye attım bakalım. Onu farklı bir şey zannetti. Bura kafası olsun. Ay çok kötü şeyler çıkacak ortaya ya. Dur bakayım burada sap böyle böyle onun kolları olsun. Ayakları olsun. Yaptığım çizimin iğrençliği karşısında çok utanıyorum ama siz beni anladınız. Bu böyle saçları olsun. Onu kılıç zannetti galiba şu anda. Tamam. Eline mavi bir kılıç verelim böyle. Hay yaşa. Bu eline de bir mavi kılıç verelim. Okey. Çok kötü. Allah kahretmesin. Keşke daha iyi illüstrasyon becerisi olan bir insan alsaymışım bu tutorial için yanıma. Neyse bir noktaya kadar getirdik. Ha, diyeceksiniz ki bu çizimde yüzü yamuk oldu. Son eseri çok beğenmedim ama Quick Enhance diye bir tuşa var. Ona bastığınızda bir tur daha üzerinden gezip biraz daha adama benzetmeye çalışıyor. Yanında bir Variations diye bir tuş var. Ona bastığınızda da yapay zeka farklı farklı varyasyonlar oluşturarak ortaya çıkartmaya çalışıyor. Şu ana kadar benim baktığım, yaptığım boktan çizimi en düzgün bir şeylere... Yani bu arada yapay zeka beni nereden nereye getirdi gerçekten. Çizimlerimin %70'ini kullanmışım. Şu anda bedava versiyonundayım. Paralı versiyonuna da kendiniz geçebilirsiniz. Şimdi siliyorum bunu son olarak tekrar. Anime Cyberpunk Girl with a Sword'u tekrar sildim. Ve onun yerine A Lion in a Forest yazdım. Ormanda bir aslan dedim. Ha, lion yazamamışım dur. Lichon yazmışım. Lichon. Yani beyaz ekrandan çıkarttığı çizime baktığım zaman aslında bir şeylere basmayı bıraksam daha iyi olacak. Çünkü ben bastıkça daha iyi yapıyorum çizimleri. Ama yapacak bir şey yok. Aslan hadi bu olsun. Bu da onun ayaklarıymış. Bu da götüymüş. Bu da ayaklarıymış. Bu da kuyruğuymuş. Gerçekten başladığımızdan daha kötü bir noktaya geldik. Üzerinde de adam olsun bir tane. Bu da adammış böyle binmiş buna. Gidiyor böyle. Hop. Ay Allah. İki tane aslan zannetti onu. Prompt'umu değiştirsem. A man riding a lion in a forest. İşte bu kadar be. Dur oraya one line yazayım. İki tane aslan yapıyor çünkü. Evet sevgili arkadaşlar. Nereden baksanız inanılmaz bir görsel çıkarttım. İnşallah çizim konusunda sizler benden daha yeteneklisinizdir. Asus ZenBook Duo'nun açıkçası bana sorarsanız şöyle inanılmaz güzel bir farkı var. Ekrana dokunmatik doğrudan browser, Chrome browser üzerindeki bir yere kalemimle çizim yaparak kendim ortaya bir şeyler çıkarabiliyorum. Benden kat yetenekli insanlar FreePic'i ya da ileride benzer gerçek zamanlı çizim programlarını kullanarak bakalım onlar neler öğretecekler. FreePic.com ben size tanıtmış olayım. Dediğim gibi siz bu videoyu izlediğinizde benim bunu yayınlamam üzerinden 1-2 ay geçtiyse muhtemelen Windows 11 büyük Copilot update'ini aldı ve çoktan bilgisayarınızdaki paintlerin içerisine bu özellik geldi. Bunları da kullanmayı unutmayın. Kendinize iyi baktınız. Bundan sonraki tutorial'larda görüşüyoruz. Kanala abone olmayı aşağı yorum bırakmayı unutmuyorsunuz. Asus ZenBook Duo'ya ve Asus ZenBook Duo'ya güç veren Intel'in Core Ultra 9 işlemcisine de teşekkür ediyorum. Bu arada arkadaşlar şu ana kadar 3 videoyu da bir oturuşta çektim. Yani şarjımız gayet yerinde. İki monitörüm ışık ışık hayatlarına devam ediyorlar. Şu an kameramın pili laptopumun pilinden daha hızlı gidiyor. Bu işlemcilerin işte bu batarya koruma için batarya optimize etmeleri de insana tek oturuşta 3 video çektirtiyormuş. Bakayım 5. videoya kadar gidebilecek miyim? Biraz sonra göreceğiz. Gelecek videolarda eğitim serisi devam edecek. Farklı farklı yapay zeka uygulamalarına bakmaya devam edeceğiz. Haydi bay bay.